Dyson'ın ve başlıklarının nasıl temizlendiğinden bahsedeceğiz. Asla hiçbir parçasını suyla temas ettirmiyoruz. Tertemiz oldu. O yağ bunun üzerine yapışabiliyor arkadaşlar. Bu cihazı aldığınız zaman en az 2 ay, 3 ay kendinize bunu öğrenme şeyi tanıyın. Bir suyun içerisine bunu atıyorsunuz. Yani inanılmaz bir pislik çıkıyor. Dersiniz ki yani ben bu kadar pis bir insan mıyım dersiniz ama. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba. İnanılmaz bir şey ya kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Dyson videomuzu çok ilgi gösterdiniz, severek izlediniz ve anlatımımızı çok beğendiniz. Teşekkür ederiz. Bugün de ne anlatacağız? Dyson'ın ve başlıklarının nasıl temizlendiğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu kadar ayrıntılı bir videoyu hiçbir yerde izlemediğinize emin olacaksınız videoyu izledikten sonra. Temizlik. Haydi temizliğe başlayalım. Haydi temizlik başlasın. Arkadaşlar herkesin emin olduğu ve en iyi olduğu konu şu filtre temizliği zaten. Ben de şimdi buradan başlayacağım. Öncelikle filtre temizlenmesi gerektiği zaman gördüğünüz gibi yanıp sönen bir ışık oluyor burada. Bu demek oluyor ki filtre temizliği zamanı geldi. Filtre temizliğini yapmadığınız zaman iyi çalışmıyor ve güzel şekillendiremiyorsunuz arkadaşlar. Bir de bunun kırmızı yanını var. O da artık en son şey, son raddesi mi acaba? Evet, evet. Ama ben o radde hiç gelmeden temizliğini yaptım arkadaşlar. Kırmızı ışını hiç görmedim açıkçası. Şimdi bu içinden zaten böyle bir temizleyicisi çıkıyor. Bunun içinde fırçalar var. Görüldüğü gibi. Bu buradan zaten çok pratik. Bunun için yapılmış. Şu şekilde ya da bu şekilde iki türlü. Ay nasıl tozlar çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Şöyle bunu böyle temizleyebiliyorsunuz. Önce bunu çıkartalım. Aslında bu parçası zaten çıkabilen bir parça. Bunu bu şekilde çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Çıkarttığınız zaman şurada mıknatısı zaten bu. Şu şekilde mıknatısı kendiliğinden yapışıyor zaten. Bunu şöyle çıkarttık. Şu filtresini temizlemek için bunu alıyoruz. Ay vay 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 tozlar oldu kız. Bunun bu kadar kirlendiğine inanamıyorsunuz yaptığınız zaman. Tozlar uçuşuyor şu anda. Peçetenin üzerine yapıyoruz. Gösterir size onu. Bunu da aynı şekilde çevirmen lazım ki bu da açılsın. Aynen öyle. Arkadaşlar kendi fırçası çıktığı için içinden ben bu fırça dışında hiçbir fırçayı açıkçası kullanmıyorum temizlikte. Diş fırçası falan kullananları gördüm. Ben doğru bulmuyorum. Cihazı çizebilirsiniz. Çünkü diş fırçaları sert oluyor ve buradaki kıl yapısıyla diş fırçasının kıl yapısı aynı değil yani baktığın zaman. Öyle değil mi? Bunu böyle temizledik tamam mı? Şöyle bir kenara alalım. Daha sonrasında da yine aynı şekilde ve aşağı yukarı hareketlerle bunu da temizliyorsunuz. Aynen öyle. Bayağı çıkıyor bu arada arkadaşlar. Biz de bu videoyu çekmek için kirlenmesini bekledik. Dyson Airwrap başlıklar dahil olmak üzere, bütün parçalar dahil olmak üzere tek suyla temas edebilen parçası bu arkadaşlar. Bunun dışında asla hiçbir parçasını suyla temas ettirmiyorsunuz. Bunu unutmayın. Ama ettirenler var. Var. Evet ama yanlış yapmayın. Ola da bilir aslında ama ben yapmam mesela. Çünkü bunun belki bilmediğimiz bir iletken tarafı vardır bilmiyorum ama bunları falan hep suya koyuyorlar mesela ama bence yapılmaması gerekiyor. Ben koyamam arkadaşlar. Yani riske atmam. Ama riske atanlar suyun içine löpçük diye koyuyorlar. Koyuyorlar. Siz de sakın yapmayın. Zaten Dyson kendisi de bunların hiçbirinin suya girmemesi gerektiğini açıkça söylüyor ve beyan ediyor arkadaşlar. Bunun için, bunun temizliği için de yine Dyson'ın kendi önerisiyle ılık bir suyun içerisinde, kaynar olmaması gerekiyor. Şu içerisindeki şeyleri eritebilir. Ilık bir suyun içerisine bunu atıyorsunuz. Biraz daha derin olsun tabii ki. Şimdi ben size göstermiştim. Şöyle bir bardak tercih ettim. Ve bunu birkaç dakika, bir 20 dakika, 15-20 dakika burada bekletip daha sonrasında yine bezle silip iyice kurumadan cihazı asla takmıyorsunuz. Aynen. Bildiğiniz gibi. İçinden çıkanları da şöyle biraz göstereyim. Biraz da etrafa daldılar. Şu anda burası uygun bir yer değil temizlemek için. Temizleyeceğimiz bezleri gösterelim. Arkadaşlar isterseniz bir ıslak mendili ama bunu yıkayıp yıkayacaksınız yani kendi içindeki şey olmayacak. Islak mendili yıkayıp iyice sıkıp nemli bir halde gelene kadar bekleyip temizliğe başlayabilirsiniz. İsterseniz de normal mikrofiber çizmeyecek, cihazı çizmeyecek, ürünü çizmeyecek bir bezle yine temizliğe devam edebilirsiniz. Şimdi aldık şöyle bir başlığı. Ben ıslak mendille olanı göstereyim. Aleyna da normal bezle olanı göstersin. Şimdi arkadaşlar bunlar bu seramik yüzeyler olduğu için bunları asla başka şeylerle temizlemiyorsunuz. Bu mikrofiber ve ıslak mendil ama nemli ıslak mendil ve nemli fiber bezle bunu çok uygun. Hani nasıl bir gözlüğünüzün camına hassasiyet gösteriyorsanız temizlerken yine Dyson'ın ürünlerine de hatta diğer düzleştiricilerinizde de diğer cihazlarınızda da bunu dikkate alın yani. Şimdi nemli olduğu için zaten çok ıslak olmuyor. Bunları fırçalamayın. Bunlar seramik olduğu için çizilir, bozulur.
sıkıntı yaratır yani. Etkisini kaybeder. Duvar fırçalanmaz. Kesinlikle etkisini kaybeder. Bunun da net emin olun yani. Yine burada bu şekilde içine parmağınızla sokabilirsiniz. Hı. Şöyle yapabilirsiniz. Bir şey varsa, bir fırçanız varsa ya da böyle bunun gibi ince uzun bir materyaliniz varsa, zamazingonuz varsa arkadaşlar, bununla yine etrafını sarıp içine doğru evet. ilerletip, bunu bezle yapın tabii, bu ıslak mendille olmaz. Aleyna şimdi yaptığı gibi. Yine burada çok narin davranarak içini de bu şekilde çevirerek hop çıkartabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Bunun temizliği bu şekilde oldu, evet. bitti. Tertemiz oldu. Tertemiz oldu evet. Temizleyin ki burada, çünkü saç ve saç diplerinizde hani bir saçın yağı ısıyla yapıldığı için o yağ bunun üzerine yapışabiliyor arkadaşlar. Bu aynı şey düzleştiricilerde de oluyor bu arada. Burada bez su sadece suyla ıslatılmış evet. bir bez bu. Tekrar belirtelim. Hiçbir deterjana falan evet. gerek yok. Yine aynı şekilde diğer başlığını da alıyoruz. Bunu da yine aynı kedi, şekilde. Kedi yıkacak ortalığı orada ama. Orada kedim aynen. Evet arkadaşlar, burada da yine bu şekilde zarar vermeden yavaşça başlıkları çevirerek temizliğimize devam ediyoruz. Dış yüzeyi de tozlanmış. Onu da şöyle evet, bunun da içlerini ya. Yine. Kedi bak. Rahat dur kedi. Ve bu başlıkları kutusunda da koyarken lütfen birbirlerine değdirmeyin, çizmeyin ki tam verimli bir şekilde cihazı kullanabilin. Burayı da silebiliyor muyuz şimdi? Silebiliyorsun. Hı. Yine nemli bir beste evet. Bak burada burayı da yine evet, silebilirsiniz. Bu üstünü de aynı şekilde. Burada çünkü yine bezle silinme evet. ihtiyacı duyan şeyler de oluyor. Yapışık tozlar gibi bir şey. Aynen öyle. Evet, bu tamamdır. Sonra şimdi bu başlıklara gelelim, şunlara. Şu saçlı. Bir tanesi zaten ben şunu kullanmıyorum. O saçlı, bu da saçlı. Hı. Mesela alabildiğiniz saçları bu şekilde alın. Alamıyorsanız da şu an Aleyna'nın yaptığı gibi. Şöyle bir tarağın ucuyla normal kaldırdığınız zaman zaten geliyor bir sürü saçlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Çok da ışık var ama çok. Saçlarımızı da Dyson'la yaptık efendim. Evet. Saçlarımızı da tabii ki Dyson'la yapıyoruz. Bu arada bu ürünü kendi ücretini ödeyerek satın aldık arkadaşlar. Yes. Asla sponsorluk değil. Ama Dyson aldıktan sonra temizleme sorunsalı yaşayıp bir baktım ki bununla ilgili çok açıkça bir video yok yani. Hiç Türkiye'de çekilmemiş. Keşke sponsorluk olsaydı. Ben de Dyson istiyorum. Evet ya, belki bir düzleştiricisini falan. Ay yok, bu iyi. Ben bunu seviyorum. Böyle kuaförden çıkan, bak ben şu an desem size, arkadaşlar kuaförden yeni çıktım, yersiniz yani. yersiniz yani. Bu arada arkadaşlar, nasıl bakmayın şimdi. Dyson'ın nasıl kullanıldığını anlattığımız videoyu da bu videonun sonuna ve yukarıya ekleriz. Oradan onunla da gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi saç alma işleminiz bittiyse burada. Bayağı toz da birikiyor. Bayağı toz da birikiyor evet, gerçekten öyle. Yine aynı şekilde bezinizin ucuna bunu şöyle sarıp arasını teker teker bütün şeylerine girerek temizleyebilirsiniz. Ki bence de yapın bunu bu arada. Şöyle şu şekilde. Her saçınızı yaptığınızda güzel bir sonuç alın. Bu kalıntılar saçınıza da yapışır bir süre sonra çünkü. Evet, tabii ki ıslak mendille bu iş biraz daha zor oluyor arkadaşlar. O yüzden mikrofiber bez tercih edin. Ben size kolaylık olsun diye ıslak mendili gösterdim. Ben de temizlerken mikrofiber evet. bezle temizliyorum. Çok kolay oluyor çünkü bu deliyor yani bunu şu an. Tabii. Bu uç. Ben böyle temizlediğim için. Ve böyle yaptığınız zaman tüm aralara girebiliyorsunuz zaten. Şu diğer başlıkta da gösterildiği gibi. Gösterebileceğimiz gibi. Şöyle aralarına girdiğiniz için araları da çok rahat bir şekilde sağa sola evet. yaparak. Yani inanılmaz bir pislik çıkıyor. Dersiniz ki yani kesinlikle. Ben bu kadar pis bir insan mıyım dersiniz ama. Saçta oluyor böyle işte, şeyler. Ne bileyim, ürün evet. kullanıyorsun, ürün kalıntısı gidiyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Tabii burada yağ falan sürüyoruz yani saçlarımızda. Yani bence suya sokma riski alınmalı mı bilmiyorum. Bence alınmamalı. Ben sokamam yani suya. Asla suya falan sokmayın arkadaşlar. Bu Dyson'ın kendi yani. Önerisi zaten, suya sokmayın diyorlar arkadaşlar. Ya da sokanlar varsa bile işte yapmayın. İyice kurutun ama yapmayın bence. O suya sokup video çekenler neye güvenerek bunu yapıyor bilmiyorum. Neye güvenerek. Ben Dyson'ın kendi yetkililerinden öğrendiğim bilgiyle yani video burada hiçbir elek tutmuştu. Burada hava akımı falan yapıyor. İllaki bir şeyi vardır değil mi? İletken bir tarafı vardır yani. Evet, suya sokmayın. Bozulmaya riske değmez. Sokmayın diyorlarsa evet. sokmayacağız arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Şimdi bunu böyle bu şekilde bununla da alabilirsiniz ama bunun ucu yine içerideki seramiği çizebilir arkadaşlar. O yüzden onu da yapmayın. Onu da yine yapmayın. Sonra dersiniz ki bu artık benim saçımı şekillendirmiyor. Bak aynı şeyi söylediğim gibi düzleştiricilerinizde ve maşalarınız için de geçerli.
eğer bu ürünü çizerseniz bunun hiçbir anlamı kalmaz. Aynı şekilde seramik tavalarda da var aslında bu, biliyor musun? Tabii. Seramik tava da etkisini kaybediyor. Suya sokmadık, gayet tertemiz oldu cihaz şu anda yani. Mesela suya sokmanızın bir de öyle bir şeye girmenin gereksinimi yok ki. Öyle yok, bir aynen. Olaya, kaosa girmenin bir gereksinimi yok. Aslında cihazla ilgili bir video çekmiştik ama şunu da söyleyelim. Bu cihazı alıp yapamayıp pişman olan çok insanlar. O yüzden bu cihazı aldığınız zaman en az 2 ay, 3 ay kendinize bunu öğrenme şeyi tanıyın. Buna çünkü el alışması gerekiyor. Ve bizim videomuzu izleyin. Bak, bizim videomuzu izleyip yapamayanlar da yaptı arkadaşlar. Bizim videomuzu da izleyin. Bu koyarız gerçi şuralara bir yerlere bir kart ekleriz. Yani çok alıp da ben aldım hiç memnun değilim falan diyenler var. O şöyle oluyor. Bilmiyor, yapamıyor daha henüz. Buna senin elin kaç ayda alıştı? Valla benim elim 2-3 aydan fazla sürdü alışması. Aynen benim de öyle. 2 ay 3 aydan sonra yani ilk eline aldın bunu. Bunu şimdi satın aldın. Eve geldi, açtın, kullandın, pişman olursun. Evet. O yüzden kendine müsaade et. Öğren hem saçının yapısını, saçının şeyini, bir de iyice araştır, izle, gör. İşte köpük kullanman gerekiyorsa köpük kullan. İşte sprey sık, sabitle falan. Ben mesela şöyle ufak bir waxla geçtim. Bir önceki videodan beri de saçlarıma aynen bu şekilde yani. Bayağı da oldu, evet. Aynen öyle. Parım parım da parlıyor. Saçı İsterseniz içe doğru yapabilirsiniz. İsterseniz dışa doğru yapabilirsiniz. Hepsini zaten aynen anlattığımız video yine söylediğiniz gibi mevcut. Zaten şu başlıkta meşhurdur ki saçların önlerini nasıl yaptığını biliyorsunuz. Ben kaldırdım mesela, bakın. Biraz daha böyle kahküllüler. Sabitlemedim mesela. Sabitlesem istersen bunu böyle geriye doğru da yapabilirim aynen arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Evet. Sabitlemeniz gerekiyor ama sabitlemezseniz düşer. Onu da söyleyeyim. Bakalım şimdi test edelim. Bir de bir şey kullanın. Güzelmiş yani mi sabitlemede? Evet. Kesinlikle wax kullanın. Bakın ben wax yani wax. Wax çok güzel tutuyor. Sprey, bir de şey. Spreyler de dereceli arkadaşlar. Bazıları çok sert iyi tutanlar var. Orta tutanlar var. Bir de çok iyi tutanlar var işte. Ona göre alın hani. Sprey sıktım durmadı diyorsanız bu spreyle de alakalı olabilir. Siz mesela ince telli bir saçı sprey sadece sabitleyemeyebiliyor. Ya da çok uzun yer çekimiyle aşağıya sarkan bir saçı da sabitlemeyebiliyor. Wax şey de yapmıyor hani böyle saçı katır kutur, bak gayet yumuşak saçım, görüyor musunuz bak. Aynen. Gayet yumuşak. Benim evde Urban'ın wax'ını kullanıyorum evde. Burada seninki neydi? Taffy'nin miydi o? Ay, bilmiyorum ki. Böyle beyaz bir wax vardı. Yani öyle wax aldın şöyle evinize. Şöyle şöyle saçlarınızdan biraz suyla geçeyim da karıştırabilirsiniz bu arada wax'ı. O da iyi olabiliyor. Aynen. O da daha şöyle sert olmuyor. Bakın işte. Bakın gayet yumuşacık işte saçlarım var. Aynen. O kadar savurdum, salladım. Hala olduğu gibi duruyor gördüğünüz gibi. Tabii saçın yapısıyla da alakalı. Böyle inanılmaz kıvırcık saçlar için mesela böyle hani oluyor ya tek tek lülük 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 bonus gibi. Onlar için mesela zor bir cihaz. Yani bilmiyorum. Onlarda nasıl etki yapacağını hiç bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bir saça sahipseniz lütfen gidin standlarda deneyip öyle deneyin. Satın alın. Mutlaka deneyin yani. Şimdi test edelim bakalım temizlenmiş mi? Yanıp sönmüyor filtre temizleyince. Evet. Zaten eğer cihazı kullanıyorsanız sürekli anlıyorsunuz çekiş gücünden, sesinden. Aa, kirleniyor, filtreler doldu diyebilirsiniz zaten. Kullananlar anlıyor. Tertemiz oldu. Bunu da yine bu şekilde tekrar siliyorum. Bu iyice kurumadan takılmayacak arkadaşlar. Bunun iyice kurumasını bekleyip ondan sonra cihaza takacağım. Böyle bu şekilde. Umarım yararlı olmuştur sizin için. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız olursa yine aşağıya yazarsanız cevaplarız. Dyson gibi bir yatırım bence yapılması gereken bir yatırım dostlar. Harika, mükemmel görünsün istiyorsanız bu yatırıma şey yapabilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Düşünebilirsiniz. O zaman hoşça kalın diyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarda görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. En sevdiğim başlıklar. Evet, o kalın başlığı seviyorum ben. Ama benim kısayken olmuyor ya. Ben kısayken mecbur şunu. Burada bunlar da uzun saçlar için biliyor musun? Kısa saçlar için de daha küçükleri var. O yüzden. Benim saçım ideal işte. Aynen. Senin saçın için bunlar ideal. Haydi hoşça kalın. Görüşürüz.